Abdülkadir Selvi, hangi bakanlar değişecek? Ankara'da her kabine değişikliği öncesinde yaşanan trafik işlemeye başladı. Siyasi fay harekete geçti. Bakan Toto, oynanmaya, hangi bakanlar gidecek diye konuşulmaya başlandı. 48 saatin durum raporunu verecek olursam, kabine değişikliği beklentisi oluştu, değişecek isimler diye bazı bakan isimleri ortalıkta dolaşmaya başladı. Ama henüz şu bakan gidecek, şu isim kabineye girecek aşamasına gelinmedi. Erdoğan işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir açıklaması kabine değişikliği beklentisini oluşturdu. Ancak Erdoğan'ın açıklamasının iki ayağı var. Kongre beklenebilir. Bir genel başkan yardımcılıklarında da değişiklik olabilir dedi. Bu ne zaman olacak? AK Parti'nin kongre süreci başladı. 2025 yılı Nisan Mayıs ayında büyük kongre var. Genel başkan yardımcılıklarının kongreden sonra değişmesi bekleniyor. Önceden kombürede parti yönetimi değişir, ardından da kabine değişikliği yaşanırdı. Bu kez de aynı şekilde olacağı belli değil. Ama genel beklenti o geleneğin sürmesi yönünde. Çünkü parti yönetiminden alınan bazı isimlerin kabinede değerlendirilmesi gibi bir yöntem izlenebilir. Kabinede köklü değişim olur mu? İki Erdoğan, uzun süredir kabinede geniş çaplı değişiklikler yapmıyor. Seçimlerden sonra yeni kabineyi kurarken iki bakan hariç sil baştan yenilemişti. Bu kez köklü bir değişiklik beklentisi yok. Ancak performansından memnun olmadığını düşündüğü isimlerin değişmesi bekleniyor. İhtiyaç olduğunda büyük kongreyi beklemeden, aksayan isimler değişebilir deniliyor. Bugünden yarına değil, sinyal cumhurbaşkanından geldiği için hangi bakanlar gidiyor diye araştırılması doğal. Ama birincisi geniş çapı bir değişiklik beklenmiyor. İkincisi ise bugünden yarın'a bir kabine değişikliği gündemde değil. Cumhurbaşkanı da geniş zamanı işaret ediyor. Bakanlık bekleyenler, Bakan Toto oynanmasının arkasında sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama yok. Bir de bakanlık beklentisi içinde olanların kulisleri harekete geçirmesi gibi bir durum söz konusu. Bu tür konjonktürleri fırsata çevirmek isteyenler var. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin, külliyeden aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu. Bakan Toto, öyle ki kim hangi bakanın gitmesini istiyorsa, kim hangi bakanlığa gelmek istiyorsa onun ismini kulislere sızdırıyor. Ama bu aşamada şu bakan gidecek, şu isim bakan olacak diye sağlıklı ve güvenilir bir bilgi yok. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu anlaştı iddiası. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir TV kanalında Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamalarını izlerken şaşırdım dersem doğru olmaz. Hele hele Ekrem İmamoğlu ile ilişkisini anlatırken baba oğul gibiyiz demesine bu kadarı da fazla diye itiraz etmem gerekiyordu. Çünkü baba oğul gibiyiz dedikten sonra birbirlerinin arkasından çevirmedikleri entrika kalmadı. Önce kısaca yaşananlara değineceğim, sonra İmamoğlu Kılıçdaroğlu ittifakı nasıl kuruldu o tarihi hatırlatacağım. Seçim Sabahı Videosu Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun en büyük hayali olan Cumhurbaşkanı adaylığını engelleyerek önünü kesmiş oldu. Ama Ekrem İmamoğlu da bunun rövanşını almakta gecikmedi. 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı. Kılıçdaroğlu kaybetti, Erdoğan kazandı. Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı bir video yayınlayarak Kılıçdaroğlu'nun devrilmesi için düğmeye bastı. 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece çekilen videonun planlamasının önceden yapıldığı, seçim sonuçları netleşince harekete geçildiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu için sonun başlangıcı o video ile başladı. Ekrem'i sırtından at demişti. Kılıçdaroğlu ihanete uğradığını söyledi, Kurultay konuşmasında sırtında hançerlerle dolaştığını açıkladı. O hançerlerin birinin Meral Akşener'e diğerinin ise Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu söylendi. Özgür Özel, genel başan seçildikten sonra eşiyle birlikte Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu orada, bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emenatçı olursan genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek olurum, demişti. Sonra ne oldu? normalleşme sürecine karşı. Bir özgür özelin normalleşme sürecini başlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu sert bir tweet atarak tepki gösterdi. İki Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden bazı isimler, Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında köprü kurmaya çalıştı. 3 CHP kurultayından sonra Ekrem İmamoğlu'nun telefonlarına çıkmayan Kılıçdaroğlu diyaloğa yeşil ışık yaktı. Dönüm noktası 4 Ekrem İmamoğlu, 21 Ağustos 2024 tarihinde Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Bu ziyaret bir dönüm noktası oldu. Ekrem İmamoğlu'nun görüşme sırasında Özgür Özel'in partiyi dar bir kadro ile yönettiği, Yolsuzluk ve özel hayata ilişkin iddiaların bir gün patlayacağı, seçimlerde CHP'yi olumsuz etkileyeceği yönünde değerlendirmeler yaptığı söylendi. Özgür Özel'i şikayet etti, denildi. Beş Kılıçdaroğlu'nun 6 Eylül'de toplanan tüzük kurultayında güçlü bir çıkış yapması beklenirken kurultaya gitmedi. Bu durum Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile anlaştı yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Ben işte o yüzden son çıkışına şaşırmadım. 3 mesajı. Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında 3 mesaj verdi. Biri Özgür Özelle ilgiliydi. Özgür Özel'in tüm politikalarını sert bir şekilde eleştirdi başarılı bir grup başkan vekili olduğunu söyledi ama başarılı bir genel başkan olduğunu söylemedi. İmamoğlu'na mesaj, iki mesaj ise doğrudan Ekrem İmamoğlu'na yönelikti. Biri, "Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım." dedi. İkincisi ise, "İmamoğlu için gerekirse adalet yürüyüşü yaparız." dedi. Kılıçdaroğlu yeniden CHP genel başkanı olmak için Ekrem İmamoğlu'na doğru dümen kırmış durumda. Ben CHP genel başkanı olayım, sen Cumhurbaşkanı adayı ol mesajını veriyor. İmamoğlu ne yapacak? Peki Ekrem İmamoğlu ne yapıyor? Gücün kendisinde olduğunu biliyor. Önünde siyasi yasak davası var. Çıkacak sonuca göre hangi hamleyi yapacağını kestirmeye çalışıyor. Ama bir yandan Özgür Özel'i, diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kontrol ediyor.